SML Hoca YouTube kanalından hepinize selamlar. Biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanlığı bu seneki ikinci TYT denemesini yayınladı. Sizlerle birlikte şimdi çözeceğiz. PDF'yi açıklama kısmında bulabilirsin. Haydi başlayalım o zaman. İlk sorumuz. Bir işlem sorusu. 1'den 0,2'yi çıkar ve 0,16'ya böl. Bu işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Öncelikle... 1 sayısından 0,2'yi çıkardığımızda 0,8 kalacaktır. Burası 0,16. Peki ben üstteki sayının aslında 0,80 olduğunu biliyorum ve bunu 0,16'ya bölecek olursam direkt virgülleri ve sıfırları görmeden 80'i 16'ya bölecek olursak arkadaşlar doğru cevabın denizi seçeneğinde verilmiş olduğunu görebiliriz. Evet basit bir soruydu. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci soru da bir köklü sayı sorusu arkadaşlar. Peki bunu nasıl çözeceğiz? Bakınız. 10 bölü kök 5 eksi 4 bölü kök 5 artı 1 vermiş. Ben şu 10 sayısını şu şekilde yazmak istiyorum. 2 çarpı kök 5 çarpı kök 5 biçimde yazmak istiyorum. E peki ee, bu işlemi yaptıktan sonra buradaki kök 5 de buradaki kök 5 gidecek. Ve şu kısım ne kalacak? Sadece 2 kök 5 değil mi? Yani burası 2 kök 5'e eşitmiş. Peki sağ taraftakini nasıl yazmamız gerekiyor? Ben sağ taraftakini şu şekilde yazmak istiyorum. Alt tarafı kök 5 eksi 1 ile... Genişletirsek arkadaşlar şurada ne kalmıştı 2 kök 5 devamını yazıyoruz. 4 çarpı kök 5 eksi 1 bölü kök 5'in karesi 5 1'in karesi 1 çıkarırsak ne gelir 4. Dolayısıyla buradaki 4'ler de birbirini götürecek ve geriye sadece ne kaldı bakın onu yazıyorum. Sol taraftaki işlem 2 kök 5 kalmıştı. Şuradaki eksiye şurada elde ettiğin ifadeyi dağıtarak yazmanı istiyorum. Eksi kök 5 eksi eksi artı yapacak artı 1. 2 kök 5'ten kök 5'i çıkar. Kök 5. Bir de yanına ne var? Artı 1 var. Doğru cevap ne olacaktır? B seçeneği olacaktır diyebiliriz. Peki diğer sorumuza geçeceğiz. Üçüncü soru. Üçüncü soruyu da şu şekilde açalım. A altta bir tane daha varmış. Özgünüm. Kusura bakmayın. Evet. Üçüncü sorudayız. A, B, C birbirinden farklı tam sayılar. A'dan B'yi çıkarmış ve X olarak vermiş. Bunu yan yana yazmamış da her zamanki klasik haliyle bu sefer bu şekilde yazmayı istemiş. A'dan B'yi çıkarmış X. B ile C'yi toplamış Y bulmuş. Ve X ile Y'yi toplamış 12 bulmuş. Öncelikle şu X ile Y'nin toplamını ben şuradan elde edebilirim ya hani. Şunları bir toplayalım. Bakın burada sadece A ve C kalacaktır. X ile Y'nin toplamı zaten bu kısımda mevcut. E B'ler ne oldu hocam? Eksi B ile artı B oldukları için birbirlerini götürdüler. Burada sadece A artı C kaldı. Eşittir X artı Y oldu. Peki X artı Y'yi bana ne olarak vermişti? Bak burada 12 olarak vermiş. Gel o zaman sen de buraya 12 yaz. Peki şimdi elde ettiğin ifade ne oldu? A ile C'nin toplamını 12 buldun sen. E şimdi bunlar birbirinden farklı tam sayılar. Bunu unutmamak gerekiyor tabi. Şimdi A ile C birbirinden farklı ve toplamları 12 ise ne demiştik hatırla. Toplamları verilen iki sayının çarpımlarının en büyük değerini merak ediyorsan eğer sayıları olabildiğince birbirine yakın seç. Burada 6 çarpı 6 artı 6'nın 12 olduğunu biliyoruz. Çarpımları maksimum gelecekti ama sayıları birbirinden farklı seçmeni istemiş. Dolayısıyla 5 artı 7 eşittir 12 ve 5 çarpı 7 de sana bu sorunun cevabını verecektir. 35 diyebilirsin arkadaşım. Doğru cevap denizi seçeneğinde verilmiş. Şimdi bir üstteki soruya çıkalım. Yani dördüncü soruya. Dördüncü sorumuzda da şu şekilde pozitiflik, negatiflik, teklif, çiftlik içeren teklik, çiftlik var mı? Sanırım o da var. Evet. Böyle bir soru. Şimdi ABC birbirinden farklı. Bakın yine birbirinden farklı kısımlarını kaçırmayın arkadaşlar. Az önceki soruda kaçırmış olsaydık 36 işaretleyecektik. Birbirinden farklı pozitif tam sayılar. Eksi birin anıncı kuvveti eksi ikinin küpünü vermiş, 2 de üçte bazı ifadeler vermiş ya demiş ki bize. Yukarıda verilen üstlü ifadelerin her biri e, pozitif bir tam sayıya eşittir. Bakın bunların hepsi neymiş arkadaşlar? Pozitifmiş. Şimdi pozitifse e, demek ki aralarından hiçbir çarpan negatif olmayacak ya da ikisi de negatif olacak. Bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi. Eksi 2'nin küpü. Eksi 2'nin küpü nasıl bir ifade eder arkadaşım? Negatif değil mi? Ben bu negatifi neyle çarparsam sonuç pozitif olur. Bizden pozitif olmasını istemişti Bir negatifle çarparsam. Eksi 1'in a'nıncı kuvveti eğer negatifse sen a'nın aslında tek bir sayı olması gerektiğini biliyorsun. a'yı bulduk tek. Bir aşağı inelim. Eksi 2'nin tek kuvveti. Bu da mı negatif? Aynı üstteki eksi 2'nin küpü gibi. Bu da negatif. Yanındakinin de negatif olması lazım. Dolayısıyla eksi 1'in... B eksi C'nin kuvveti ne olacakmış? Bu da negatif olacakmış. Aynı üstteki gibi. Dolayısıyla B C sayısı neymiş? B eksi C sayısı da tek. Pekala B ve C hakkında nasıl bir yorum yapabiliriz? Onu da üçüncü seçenekten elde edeceğiz. Bakın. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti 16 yapar ve bu sayı pozitif bir sayıdır. Ben pozitif bir sayıyı neyle çarparsam pozitif bir sayı elde ederim ancak pozitifle. Eksi 1'in C'nin kuvveti eğer pozitif olacaksa C kesinlikle ama kesinlikle çifttir dersin sen artık. Pekala. C çift ise C'yi de bulduk ya. Şurası çiftse ben neyden çifti çıkarırsam teki bulurum? Tabii ki tekten. Dolayısıyla B neymiş? B de tek bir sayımış. Şimdi yazalım şuraya bulduklarımızı. A kesinlikle tek olacak dedik. B'yi de bulduk. B de tek olacak demiştik. C'yi de bulduk. C de Çift olacak demiştik. E pekala A tekse B tekse C çiftse A artı B artı C en az kaçtır diye soruyor. Bunların pozitif olduğunu unutma. Sıfırı seçemeyeceksin yani. Dolayısıyla gelin A'ya 1 verelim. B'ye tek ve en küçük olduğu için 1'i de kullandığımız için 3'ü vermek zorundayız. C'ye de arada kalan 2 olan çift tam sayıyı verelim. Bunların da toplamı nedir? 6'dır. Doğru cevap da Bursa'dır diyebilirsin. Geçelim bir diğer sorumuza. 5. sorudayız. A negatifmiş. B ile C pozitif ve B C'den küçük olmak üzere. Hangileri her zaman doğrudur demiş. Bakın bu ifadelere de dikkat ediyorsunuz. Her zaman kesinlikle daima diye bazı keskinlik belirten cümleler var. Kesinlik belirten cümleler var. Kelimeler var. Bir de olabilirli cümleler var. Bunlara dikkat ediyorsun. Şimdi birinci öncüle bakalım. A ile B'nin toplamı ve C'nin toplamı sıfırdan büyüktür demiş. Aksine bir tane örnek versen yetiyor. Yani mesela A'ya gel eksi 10 ver. B'ye 1 ver. C'ye 2 ver. Toplamları negatif oldu mu oldu. O zaman bu gitti. A ile A'nın C'ye oranı B'nin C'ye oranından büyüktür demiş. Şimdi A negatif bir sayıydı. C pozitif bir sayıydı. Ben bunların ikisini bölersem A bölü C negatif olacaktır. E B ile C ikisi de pozitifti. Pozitife pozitifi böldüğümde ne gelir arkadaşım burası? Artı. Demiş ki negatif sayı o zaman pozitif sayıdan büyüktür. Bu da gitti. E geriye tek bir seçenek kaldı. Cevap yalnız şu ama onu da eleştirelim. A eksi B artı C sıfırdan küçüktür yani negatiftir demiş. Şimdi sen B artı C'nin pozitif olduğunu biliyorsun. Negatif bir sayıdan pozitif bir sayı çıktığından yine negatif olduğunu da biliyorsun. E zaten biz ne e sıfırdan küçüktür demişti bize. Yani negatif olduğunu söylemiş. Doğru cevap da bu yüzden C seçeneğindeki cevap olacaktır. Geçelim 6. sorumuza. Demiş ki bakın yine güzel bir soru, kolay bir soru. A bir doğal sayı olmak üzere A'yı kare içerisine almış bir işlem tanımlıyor. A tekse bunu uygula, A çiftse de bunu uygula demiş. Şimdi sorumuza bakalım direkt. Bunun cevabını soruyor bize. Gelin arkadaşlar öncelikle şu işlemi yapalım. Bakın birinci karenin içerisinde A nedir? 15 nedir arkadaşlar? Tek. Tekse 1 ekle demiş. 1 ekledim. Şurası ne oldu artık? Bu gitti. Burada 16 kaldı. 16'yı kare içerisine aldık şu an. Şuradaki kare içerisine aldık. Pekala. 16 çift olduğu için bunu kullanmamız gerekiyor. A eksi 1'i. 16'dan 1 çıkar. Bu sefer de 15 oldu. Burası gitti. Şimdi bu sefer de 15 yine bir karenin içerisinde. Az önce bulmuştuk onu zaten. 16 idi. Dolayısıyla doğru cevap da Ceyhan seçeneğinde verilmiştir. Diyebilirsin. Basit bir soruydu. 7. soru. 7. soru için şu şekilde bir yorum yapabiliriz. Bakın. Şimdi Değişik bir soru aslında. Yine bir sayı tanımlamış. Hani e, şu sayısı, bu A sayısı, B sayısı işte Kaprekar sayısı, Tau sayısı, e, gibi bir sayı tanımlamış. Demiş ki: Herhangi bir doğal sayının basamak değerleri sırasıyla 9'dan çıkarılarak, sırasıyla 9'dan çıkarılarak bulunan rakamlar aynı basamaklara yazılarak elde edilen yeni doğal sayı tersten okununca ilk sayıya eşit oluyorsa bu sayılara özel sayılar denir. Örneğin 6273 sayısı için demiş Sonra şöyle bir işlem yapmış. Bakın. Şimdi 9'dan 6'yı çıkar 3. 9'dan 2'yi çıkar 7. 9'dan 7'yi çıkar 2 ve 9'dan 3'ü çıkar 6. Bakın tersten okununca aynısı oldu. Değil mi? 6273 sayısını verdi yine. Bu sayının tersten okunuşu da bu olduğu için özel sayıdır demiş 6273 sayısına. Peki devam edelim. Şimdi özel sayının tanımını öğrendik. Şıklara bakacağız. Öncüllere bakacağız. Hangileri doğrudur buna karar vereceğiz. Şimdi 4 basamaklı en küçük özel sayı ABC'de ise A artı B artı C artı D 18'dir demiş. Zaten bir kere bakın bana verdiği örneği de kontrol edelim. 6273 sayısı değil mi? Pekala ben bunların hepsine 9 yazdım şöyle. Çıkaracağım şimdi ve olan durumlara bakacağım. Bakın arkadaşlar 9'dan 6'yı çıkardığında ne kalacak? 3 kalacak. 9'dan 2'yi çıkardığında 7, 9'dan 7'yi çıkardığında 2 ve 9'dan 3'ü çıkardığında 6 kalacak. Sen zaten bunları 9'dan çıkararak elde ettiğin için Dolayısıyla şu sayı ile şu sayının, bu sayı ile de bu sayının toplamları ne olmak zorunda? 18'i vermek zorunda. Dolayısıyla burada birinci öncüle verdiği ifade kesinlikle doğrudur bu özel sayılar için. 6 basamaklı en büyük özel sayı A, B, C, D, e, F ise A artı D 11'dir diyor. Bunun kesinlik belirten bir kanaati yoktur. Yani A, B, C, D, e, F için ben şunu söyleyemem. Yani A ile gittim ben D'yi topladım birbiriyle birbirini tamamlamayan bir şeyler e, aramam bile saçma olur. Birbirini tamamlayan sayı bile aramam saçma olur. A ile D'nin toplamı kesinlikle 11 demiş. Yani biz burada şunu söyleyebiliyor muyuz? Bakın işte burada arkadaşlar 6 ile 2'nin toplamı kesinlikle 8'dir diye bir şey söyleyemiyoruz. Sonuçta burası 1 burası 8 olmuş olsaydı gene bir özel sayı olacaktı. Ve toplamları da 8 olmayacaktı. Dolayısıyla şu ifadeyi söylememiz saçma olur. 2 gitti. 3 basamaklı özel sayılar 8 tanedir demiş. Şimdi burada bir e, özel bir durum var. Arkadaşlar bakın 6 basamaklı özel sayılardan bahsetmiş. Buna eyvallah olabilir. 4 basamaklı özel sayı olabilir ama 3 basamaklı tanımladığı şekle göre özel sayı olan olabilen bir sayı yoktur. Neden diyeceksin? Şimdi ABC sayısını göz önünde bulunduralım. Şimdi ben 9'dan hepsini tek tek çıkaracağım. Değil mi? 9 A, 9 B, 9 C. Ve bu sayılar tersten okunduğunda da aynı sayıyı verecek. Yani bana CBA sayısını verecek. Şurada iki tane sayının toplamı 9'u verecek yani. hani. İki tane aynı sayının toplamı 9'u veremez. Böyle bir rakam yok. Değil mi? Dolayısıyla arkadaşım 3, 3 basamaklı bir özel sayı yoktur diyeceğiz. Bu yüzden 3 de gitti. Doğru cevap yalnız 1 olacak. A seçeneğindeki cevap. Şimdi geçelim bir üstteki sorumuza yani 8. soruya. Güzel bir soru aslında. Ben bir soru bankasında daha rastlamıştım bu soruya. Onun bir türevi ama mantığı aynı. Şimdi A'yı mutlak A'ya, B'yi mutlak B'ye, C'yi C'ye, D'yi D'ye, E'yi E'ye, F'yi de F'ye bölmüş. Bu ifadenin alabileceği kaç farklı değer vardır diye soruyor bize. Şimdi bu ifadenin alabileceği değer derken ilk başta bir e, duruyoruz şöyle bir bakıyoruz. Biraz saçma geliyor ama Gerçekten çok mantıklı ve çok güzel bir soru. Şimdi A'yı mutlak A'ya bölmüşüz. Yani cevap ya 1'dir ya eksi 1'dir. Değil mi? A negatifse eksi 1'dir. A pozitifse artı 1'dir diyebilirsin. Pekala. Burada da B'yi B'ye bölmüş. Gene aynı mantık. Ya 1'ye eksi 1. 1 veya eksi 1. 1 veya eksi 1. 1 veya eksi 1. 1 veya eksi 1 olacak bunlar. Pekala. Şimdi madem öyle. Gelin. Şunları bir kontrol edelim hepsi pozitif olmuş olsaydı arkadaşlar hepsi pozitif olmuş olsaydı bunların hepsine cevabı 1 çıkacaktı ve 1 artı 1 artı 1 artı 1 artı 1 artı 1, artı 1 eşittir 6 olacaktı. Demek ki bu ifadenin tamamının alabileceği hatta gelin bunu A sayısı diyelim. Bu A sayısının alabileceği maksimum değer 6'ymış. Yazdım bakın maksimum değer 6. Pekala minimum değer ne olurdu? Bir de onu bulalım. Minimum değer de hepsi negatif olmuş olsaydı ee, toplamları eksi 1 eksi 1 eksi 1 eksi 1 olacağından minimum değeri de eksi 6 olurdu. Peki bu aralıkta değerler alabilir mi? Yani şunu söyleyebilir miyiz? Bakın şıkları 13'ü de koymuş. 6'dan eksi 6'ya kadar pozitifler negatifler sıfırda dahil olmak üzere toplam kaç tane sayı var? 13 tane. Öğrencilerimden çoğu bunu işaretler geçer. Şimdi ama asıl olan şu. Şimdi ben bu sayıyı birazcık küçültmek istiyorum. Yani burada hepsini pozitif seçmiştim ya. Gelin B'yi, C'yi, D'yi, E'yi, F'yi pozitif ama A'yı negatif seçelim. O zaman ne olurdu? Eksi 1 artı 1 artı 1 artı 1 artı 1 artı 1. Bakın burada 5 tane 1 var. Pozitif bir tane eksi 1 var. Toplamları ne olacaktı? 4'tü. A 5 değerini alamadı. Değil mi? 4'ü aldı. Hatta arada 2'yi alacak. 0 alacak. Sonra eksi 2, eksi 4'ü alacak ve eksi 6'yı alacak. Demek ki alabileceği kaç tane farklı değer vardır dediğinde 2'şer 2'şer azalacak. 2'şer i̇kişer, ikişer artacak. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane değer vardır. Doğru cevap da C seçeneğinde verilmiştir diyebilirsin. Güzel bir soruydu. Geçelim 9. sorumuza. Bir küme sorusu. Uzun zamandan sonra küme sorusunu şu şekilde sordular. Çünkü çok e, hata yapılası bir soru. Küme denince aklınıza ilk gelen sorular bunlar olmuyor. Tabi tekrar etmeyince de unutuluyor. 9. soru. Bir küme vermiş A kümesi. Elemanları şunlar bakın. A, B, C, C'yi küme parantezi içerisinde yazmış. A ile B şu bir eleman tamamen. Ve bir de şu şekilde bir eleman vermiş. Bu boş küme falan değil ha sadece bir şekil. Bu şekilde bu A kümesinin elemanıymış. Toplam 5 tane elemandan oluşuyor. Sonrasında birinci öncüle demiş ki kaç tanesinin doğru olduğunu bulacağız. A ile B A'nın elemanıdır demiş. Liste biçiminde A, B bu kümenin elemanı olarak içinde var mı? Var bakın burada. Değil mi? Peki şuradaki A ile Buradaki B'yi alıp bir kümenin içerisine dahil etsem ve bu kümede A'nın alt kümesidir desem diyebilir miyim? Evet derim. Bakın burada şu şekil demiştik ya. Yuvarlağın üstüne çarpı, üstüne çarpı atmış. Hani boş kümeyi gösterdiğimiz işaret. Bu A'nın bir elemanıdır diyor. Evet doğru. Sonrasında da demiş ki boş küme A'nın alt kümesidir demiş. Yani buradaki elemandan bahsetmiyor. Genel şu bizim boş küme var ya hani ondan bahsediyor. Boş küme her kümenin alt kümesi olduğu gibi A kümesinin de alt kümesidir. Bu da doğru. Yalnız şuraya baktığımız zaman A'yı almış şuradaki B'yi almış ve bir tane de bizde olmayan bir elemanı almış bir kümenin içerisine koymuş ve A'nın alt kümesidir demiş. Bu ifade yanlıştır. Doğru cevap da D seçeneğinde verilmiştir. Dörttür cevap diyebilirsin. Evet. Bir diğer sayfamızdaki sıradaki sorumuza bakalım. Şimdi yine e, değişik bir soru bizi bekliyor. Aslında eskiden tam değer fonksiyonuna benziyor. Eskiden müfredatta olup da şimdi olmayan tam değer fonksiyonuna benziyor. Şimdi doğal sayılar kümesi üzerinde bir tane kare işlemi tanımlamış ve bu kare ne yapıyormuş biliyor musun? İçine aldığı sayıyı bir fazlasına götürüyormuş. Örneğin 69934 basamaklı sayısı için ben bunu 6993'ü 3'ü kare içerisine alırsam bu 6994'e eşitmiş. Mesela 93 alırsak burası 94 olacağı için 6994 sayısına. Şuradaki 99 sayısını 1 artırırsam 6000 şurası 100 olacak ve 3 olacak değil mi arada? 994'de 1 artırırsam şuradaki 995 elde edeceğim. E, bu ifade de buna eşitmiş diyebiliriz. Sayıları elde edilir demiş. Şimdi devam edelim. Bakın. Buna göre x 2 basamaklı doğal sayısı için x 2 demiş. bunu unutma. İşlemin sonucu 5 basamaklı bir doğal sayı olduğuna göre sonuç 5 basamaklı olacak. E, x'in alabileceği kaç farklı değer vardır diye soruyor bize. Şimdi öncelikle şu bize verilen kısmı bir yapalım. Bir kere şu 123'ü kare için almış ya burası nedir? 2124'tür. Değil mi? 123'ü 1 arttırdım. Sonrasında buna neyi ekleyeceğiz? 7 Şuraya x artı 1'i ekleyeceğiz. Ve 1 diyeceğiz. Toplamda ne olacak? 5 basamaklı olacak. 5 basamaklı. Şimdi e, x'in alabileceği kaç farklı değer vardır diye sormuş bize. Gelin şunu şöyle düşünelim. Ben burada bulduğum 4 basamaklı bir sayıya ne eklersem 5 basamaklı olur. Ve bu arada x'in de 2 basamaklı olduğunu unutmamak kaydıyla. Pekala. Öncelikle şunu bulalım. Gelin en küçük 5 basamaklı sayıdan 2124'ü çıkaralım ki çıkaralım ki şunun alabileceği minimum değeri bulalım. Öncelikle bunu yapalım. 10'dan 4'ü çıkardık 6. 9'dan 2'yi çıkardık 7. 9'dan 1'i çıkardık 8. 9'dan 2'yi çıkardık 7. Ve şurası ne oldu? 0. Yani 7876'yı alabilirmiş. 7876. Bundan daha büyük değerleri de alacak. Merak etme. Ama şöyle bir durum var şimdi. Ben burada x'i x sayısını bu x artı 1 nereden gelecek? x'ten. Ben bu x sayısını 86 seçersem senin sayın ne olacak? 7871 olacak ve buraya yetmeyecek. Dolayısıyla x'i en küçük ne seçebilirmişsin sen? Bu olmadı. x'i 87 seçebilirmişsin ki bu şekilde ne elde edersin? 7.881 elde edersin. Ve bu sayı Burada 2124'ün üstüne hangi sayıyı eklersem 10.000'i 10 yani en küçük 5 basamaklı sayıyı elde edebilirim diye sormuştuk da hani bunu bulmuştuk ya. Bundan büyük olduğu için 7881 işte bunu alabilirsin. Yani x87 olabilirmiş. E bunlar 2 basamaklıydı değil mi? 2 basamaklıysa 87'den 2 basamaklı olan en büyük sayıya kadar yazarsın. İşte bu kadardır dersin. Yani 87 var, 88 var, 89 var. Bu devam ediyor. En son 97, 98 ve 99'u verebilirsin, değil mi? Peki bir de bunu kontrol etmemiz gerekiyor tabii. 99'u verdiğin zaman ne olur biliyor musun? Ortadaki sayı 100 olur, değil mi? Peki 100'ü yazdığın zaman ne gelecek? Bak, 7 şurası 100 oldu. Bir de sonunda 1 mi var? Peki bu kaç basamaklı? 5 basamaklı, 6 basamaklı mı? Geliyor mu? Gelmiyor mu diye kontrol edeceksin. Gelmediği için bak burası 5 basamaklı. Şu 4 basamaklı sayıyı da eklersem Gene 5 basamaklı olacak Dolayısıyla hiçbir sıkıntı yokmuş 87'den 99'a kadar olan Tüm sayıları tam sayıları verebilirmişsin Yani bunları nasıl elde ederiz 99-87 Artı 1 dersin Bunun cevabı 13 gelir Doğru cevap neymiş arkadaşlar Edirne seçeneğindeki 13'müş Diyebiliriz yine güzel bir soruydu aslında 11. soru A0'dan farklıymış Bunu vermiş bize x'i a bölü 5 artı a bölü 4 olarak yazmış. y'yi de a bölü 10 artı a bölü 2 olarak yazmış. x sayısı y sayısının kaç katıdır? Bir kere önce şuna karar verelim. Öğrenciler soruyu o kadar güzel yapıyorlar ki böyle bayılıyorum ama hani x sayısı y sayısının sayının kaç katıdır diyor ya bunu nasıl bulursun? Mesela e, 20 sayısı 4'ün kaç katıdır diye sorduğun zaman ne yaparsın? 20'yi 4'e bölersin değil mi? Yani x'i y'ye bölmemiz gerekiyormuş. x'i Y'ye bölmemiz gerekiyormuş. Ama öğrenciler Y'yi X'e bölerek cevaplar buluyorlar. Aman ha dikkat. Şimdi X sayısını öyle bir yazalım ki diğeriyle benzer olsun. Yani tek bir ifade haline getirebilir miyiz biz bunu? Bakın ben burayı 4 ile genişletirsem, burayı da 5 ile genişletirsem şuradan bir 4A, buradan da bir 5A gelecek. 4A artı 5A 9A bölü 20 olacak X. Peki şunu nasıl eşitleyebilirim? Bunu direkt 5 ile çarpalım mı? Hatta hatta diğeriyle eşit olsun diye gelin bunu 10 ile genişletelim. Bunu da 2 ile genişletelim. 2 ile a'yı çarp 2a, 10 ile a'yı çarp 10a, y sayısı da neymiş? 12a bölü 20'ymiş diyebiliriz. Şimdi neyi neye bölecektik ona dikkat edin. 9a bölü 20 yani x'i y'ye bölelim ki kaç katı olduğunu bulalım değil mi? 9a bölü 20'yi neye bölüyorduk? 12a bölü 20'ye böleceksin. Zaten şuradaki 20'ler bir gidiyor. Buradaki a'lar da bir gidiyor. 9'u 3'e böl 3. 9'u 12'ye böl 4. Pardon 12'yi 3'e böl 4. Doğru cevap neymiş? 3 bölü 4'müş. Yani A seçeneğinde verilmiştir diyebilirsin. Devam edelim. Altta sorumuz yok. Sağ üstteki soruya çıkıyoruz. Yani 12. soruya. Şimdi bir basketbol sahası vermiş. Bakın yani soru aslında şunu amaçlamış. Eski klasik sorulardan sormayacağım. E ne soracaksın? Matematiği mi değiştireceksin? Hayır matematiği de değiştiremezsin. Sadece eskiden klişe olarak sorulan soruları bu şekilde farklı metotlarla sana yedirmeye çalışacağım diyor. Dikdörtgen şeklindeki mini basketbol sahasının eni x metre boyu y metredir. Şimdi soru okuduktan sonra ne sorusu olduğunu da sen söyleyeceksin. Bak ne demiş? x 3 ile 5 aralığında aralıklar dahil ve y 6 ile 8 arasında 6 dahil değil. Bu olduğuna göre mini basketbol sahasının alanı diyor. Alanı neyle ölçersin sen? Kısa kenar çarpı uzun kenar değil mi? Yani en çarpı boy diyeceksin bu soru içerisinde. Yani senden x çarpı y'nin e, alabileceği değerler hangi aralıktadır diye soruyor aslında. E yani biz bunu soru bankalarında şu şekilde görmedik mi? İşte x'in aralığını vermiş, y'nin aralığını vermiş, x çarpı y hangi aralıktadır diye soruyor. Yani senin bunu buradan çıkarmanı istiyor aslında. Peki. Bunu nasıl yapıyorduk? Şöyle mi yapıyorduk bak? Ben daha doğrusu şöyle yapıyorum. Şunları şöyle tablo çiziyorum. Tamam? Tablo çizdikten sonra e, x'in alabileceği değerleri 3 ile 5'i şuraya yazdım. Sonra y'nin alabileceği değerler neymiş? y'nin alabileceği değerler 6 ile 8 miydi? Pardon, bunları yukarı yazalım ki daha net görünsün. Evet, 3'ü şuraya yazdım, 5'i buraya yazdım, 6'yı buraya ve 8'i buraya yazdım. Unutma 6 dahil değil. Pekala. Bunlar x çarpı y'nin alabileceği değerleri bulacağız ya. 3 ile 6'yı çarpalım 18. 5 ile 6'yı çarpalım 30. 3 kere 8 24 ve 5 kere 8 40 olacak. Pekala. Şimdi 6 dahil olmadığı için şu aralıktaki en büyük ve en küçük sayıyı gösterelim. 40 ile 18. Yani aralığımız 18 ile 40 arası olacak. Ama 18 ile 40 aralığında olan 4 tane şıkkım var. Hocam hangisi? 6 dahil olmadığı için çarpıldığında bunun sonucu da dahil olmayacak. Yani 18 dahil olmayacak ama 40'ın 6 ile bir iş olmadığı için 40 dahil. Yani 18'den açık, 40'tan kapalı aralık. Doğru cevap da B seçeneğinde aynı şekilde verilmiş dikkat ederseniz. Bir diğer soruya geçelim. Aşağıdaki bölme işleminde A ve N birer doğal sayıdır demiş. A'yı N kareye bölmüş, bölümü N-1, kalanı da 15 bulmuş. Buna göre büyük A ile N'nin toplamı en az kaçtır diye soruyor. Bir kere A sayısını nasıl elde ederim ben? N kare ile N eksi 1'i çarparım üstüne 15 eklerim değil mi? Şimdi 15 Allah'ın emri zaten oraya ekleyeceğiz. Onu küçültemeyiz büyütemeyiz ama buradaki N'lerle bir oynama yapabiliriz. A ile N doğal sayılarının toplamlarının en az olmasını istiyorsa ikisi de minimum değerleri e, aldırmamız lazım. İkisine de bunu yapmamız gerekiyor. E, A'nın minimum değerini bulabilmem için de N'nin en az değerini minimum değerini bulmam gerekiyor. Peki N'ye en az ne verebilirim? Şu kuralları biliyor muyuz? N kare dediğimiz sayı 15'ten daha büyük olmak zorunda değil mi? Eğer burası büyük olmuş olsaydı bölme işlemini hala devam ediyor olurduk. Dolayısıyla n kare sayısı 15'ten büyüktür diyeceksin. Burada n'yi hangi değerleri verebilirsin? 1'i mi 2'yi mi 3'ü mü? Hayır hiçbirini. Neyi vereceksin? 4'ü. N en az ne olacakmış? 4 olacakmış. Yani n'nin minimum değeri 4'müş. Dolayısıyla gel yerine yazalım. A eşittir. 4'ün karesi 16 çarpı. 4'ten 1'i çıkar. 3 artı 15. 16 kere 3 48. 48'e 15'i eklersen ne elde edersin? 63'ü mü? A'nın alabileceği minimum değer bu A minimum değeridir artık. 63'müş. E neyinin alabileceği minimum değer neydi? O da 4 müydü? Bu ikisinin toplamını istemiş senden. Dolayısıyla 67 diyeceksin ve e, evet C seçeneğinde birden şıkkı göremedim yanlış mı hesapladım diye düşündüm ama C seçeneğini işaretleyeceksin devam edelim 14. soruyla 14. soru bir diğer sayfada doğal sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları için x'in 5'e bölümünden kalan n olmak üzere fx eşittir gn ve gx eşittir 3x artı 1 eşitlikleri veriliyor. a ile b birer doğal sayı olmak üzere fa x fb değeri en çok ne olabilir diye soruyor. Şimdi fonksiyonlar konusuyla alakalı gerçekten farklı tarzda bir soru ve güzel bir soru. Yani hem modüler aritmetik barındırıyor içerisinde biraz bölme bölünebilme hem de fonksiyon sorusu. Şimdi bunu nasıl düşünmemiz lazım? fx ne vermiş bize gn olarak vermiş ve gx'i de 3x artı 1 ile hesaplayabilirsin demiş a ile b birer doğal sayıysa f a'dan f b'yi çıkar ve bunun maksimum değerini en çok kaç olabilir diye soruyor. Şimdi doğal sayılar kümesinde f ve g fonksiyonlar için x'in 5'le bölümünden kalan neymiş ya hani? Peki şöyle bir soru soralım. Ee, şu g x dediğimiz fonksiyon bir kere artan bir fonksiyon. Yani ben x değerlerini arttırdıkça ne olacak? g de artacak değil mi? x değerlerini artırırsam g de artacak. Dolayısıyla artan bir fonksiyon olduğu için Burada A'nın alabileceği maksimum değer ve B'nin alabileceği minimum değerleri buraya yazıp farklarını almam gerekiyor. Peki bir sayının 5'le bölümünden kalan maksimum ne olabilir arkadaşlar? 4'tü değil mi? 5'e bölümünden kalan bir sayının maksimum 4'tü. Dolayısıyla A gördüğüm yere 4'ü, eksi bir sayının 5'le bölümünden kalan minimum kaç olabilir? O da 0 olacaktır değil mi? Yani f 4ten F0'ı çıkar demiş soru açıkçası bana. Pardon buraya F mi yazdık? Burası G olacak. Özür diliyorum. G4'ten G0'ı çıkar. Evet. Neden böyle yazdık? Çünkü F4'ü buraya yazdığınız zaman ne gelecektir burası? G4 gelecektir. Peki F0'ı buraya yazdığınız zaman ne gelecektir? Bu da G0 gelecektir. G4'ten G0'ı çıkaralım. Aslında yanlış da bir şey yazmamışız ama her neyse. Şimdi G4'ü nasıl bulurum ben? Yerine yazarım. X gördüğüm yere 4 yazacağım. 3 çarpı 4 artı 1'den neyi çıkarıyoruz arkadaşlar? 3 çarpı 0 artı 1'i çıkaracağız. 3 kere 4 12 1 ekle 13. 13'ten şurası zaten 0. 1'i çıkar. Doğru cevap neymiş? 12'ymiş. Yani C seçeneğinde verilmiştir diyebilirsin. Bir diğer sorumuz. 15. soru. Bir polinom sorusu. Px'i vermiş bana. M 2x7 artı M x 5 artı m eksi 1 x üzeri 4 eksi 3 eksi 2 m x üzeri 5 artı mx polinomunun derecesi 5 olduğuna göre bu polinomla alakalı şunlar 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 hangisi veya hangileri doğrudur diye sormuş bana. Bir kere derecesi kaçmış? 5 miymiş? Öncelikle hemen şunu söyleyelim. Bak burada 7. dereceden bir ifade var. Başka var mı 7. dereceden veya 5'ten büyük? Yok. O zaman şu 7. derecedenin kat sayısı 0 olmak, 0 olmak zorunda ki yani x üzeri y orada olmasın. Demek ki m'den 2'yi çıkarınca 0 yapıyorsa m kaçmış? m 2'ymiş. Peki devam edelim. m sayısı 2 ise burası gitti artık. Senin polinomun ne oldu? Px eşittir hemen şuradaki eee kısımda söylemeliyiz ki bakın x üzeri 5 var ya burada. Bakın burada da var x üzeri 5. Dolayısıyla bunları bir araya getirip yazarsanız hata yapmazsınız. x üzeri 5 parantezinde burada ne kaldı? m Değil mi? Artı. Bir de şurada ne var? 3 eksi 2m mi var? Bir de başında eksi vardı. Onu da düzenleyelim madem öyle. m artı 2m eksi 3. Bu x üzeri 5. x üzeri 5'li terimleri hallettik. Gerisini yazalım şimdi. Geriye ne kaldı? x üzeri 4, m eksi 1 ve bir de şurada mx ifademiz var. Bunu da düzenleyecek olursak x üzeri 5 parantezinde m'yi ne bulmuştuk? Biz 2. 2 artı 4 6 6'dan 3'ü çıkar ne olur 3 olur artık onu da yazmayalım direkt şuraya 3 çarpı x üzeri 5 yazalım olmaz mı 3 çarpı x üzeri 5 bakın bu 3'ü nereden bulduk getirdik şurada yerine yazdık 2 artı 2 çarpı e, 2 eksi 3'ten yazdık 6 eksi 3'ten 3'ü elde ettik pekala 3 x üzeri 5 artı şurada m gördüğün yere 2'yi yazarsan ne gelir x üzeri 4 gelir 2 eksi 1'den kaynaklı ve 2 x gelecektir. Şimdi devam edelim sorunun çözümüne. Baş kat sayısı 3'tür demiş. Bakıyorsun en yüksek dereceli terim x üzeri 5 kat sayısı ne? 3. Dolayısıyla baş kat sayısı 3'tür. Sabit terimi 0'dır diyor. Bakıyorsun burada x'i olmayan bir terim var mı? Yani x üzeri 0 gibi bir terim var mı? Yok. Sabit terim o halde bakın burada 0'mış değil mi? Bu da doğru. Kat sayılar toplamı 6'dır demiş. Kat sayılarımız hangileri? 3 var değil mi? Bakın burada 3 var, 1 var ve 2 var. Şuradakinin 1 olduğunu görüyorsundur umarım. 3 artı 1 artı 2. katsayılar e, kat sayılar toplamını 6'ymış. Ya da hani katsayılar toplamını P1 ile de bulabilirsin. Aynı şey ama bu soru için kısa olduğu için ifade toplamı daha basit olur. Katsayılar toplamı da 6'ymış. Demek ki doğru cevap neymiş? 1, 2, 3 hepsi doğru imiş. Devam edelim. Altta soru var mıydı? Altta soru yok. Üstteki soruya çıkacağız. 16. soru. A sayısını vermiş 3x artı 3y artı 3 z ve B sayısını da vermiş x eksi y eksi z. A kare eksi 9b kare ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş. Şimdi soruya bakıldığı zaman şöyle 3 parantezin alırım x artı y artı z yazarım hocam. Sonrasında işte buna üçlü terimin karesini açmak zorundayım gibi yorumlar elbette ki geliyor ve gelecektir. Şimdi bu soruyu şöyle yapabilirsin. Bak a kare eksi 9 b kare, kare. Buradaki 9'u da boşuna vermemiş. Sen buraya gel. 2 kare farkı yap. Yani a kare eksi 3'ün 3b'nin karesi. Diyebilir miyiz? Yani bu a kare eksi 3b kare neymiş? a eksi 3b çarpı ne olacak? a artı 3b olacak senin ifaden. Pekala A'dan 3B'yi çıkaracaksın ve A'da A'ya 3B ekleyeceksin çarpacaksın. Bakalım ne gelecek? A dediğimiz sayı neydi? 3X artı 3Y artı 3Z idi. Peki eksi dedim. 3 ile çarpacağım ve B'yi yazacağım. Eksi 3X artı 3Y artı 3Z dedim. Eksiyi içeri dağıttım. Oraya takılma. Devam edelim. A'ya 3B ekleyeceğiz. A dediğimiz sayı zaten 3X. 3y 3z idi. Bir de buna 3b ekleyeceğiz. Şimdi ekleyelim. 3x eksi 3y eksi 3z dedik. Yanlışımız var mı? Şöyle bir kontrol edin. Hayır yokmuş. Pekala. Şimdi 3x var burada. Bir de eksi 3x var. Bunlar gidecek. 3y artı 3y 6y. 3z artı 3z 6z gelecek. Hemen yazalım. Şunların ikisi gitti. 3y ile 3y'yi topla 6y artı 3z ile 3z'yi topla 6z. Devam et. Şurada ne var bakın? Birbirini götüren ifadeler. Artı 3y var. Eksi 3y var. Artı 3z var. Eksi 3z var. Geriye de ne kaldı? 3x de 3x'in toplamı yani 6x kaldı. Onu da yazalım. 6x. Peki şurayı 6 parantezine alırsak ne gelir? Y artı z çarpı 6 çarpı x mi olacak? Değil mi? Peki ne geldi buradan? 36x parantezinde y artı z gelmedi mi? 36 çarpı x çarpı y artı z. Böyle bir şey verilmiş mi? Denizli seçeneğinde verilmiş. Doğru cevap da budur diyebilirsin. Geçelim bir diğer sorumuza. 17. sorudayız. Bu da gerçekten güzel bir soru olmuş. Beğendim yani. Tebrik ediyorum yazan kimse. 17. soru diyor ki yukarıda verilen kağıt şerit üzerinde 1'den 20'ye kadar sayılar yazılı olup bu kağıt belirlenen bölgelerden kesilerek elde edilen parçalar bir torbaya atılıyor. Yani şunların hepsini şuradan işaretledik yerlerde işaret işaretledikleri yerlerden hepsini kesiyor ve bu kestikleri elde ettikleri şeritleri bir torbanın içine atıyor. Torbadan iki kağıt parçası çekiliyor ve yan yana getirilerek bir sayı oluşturuluyor. Örneğin mesela 1 2 3 burada kesmiş ya 1 2 3'ü Sonrasında bir 8, 9, 10 kesmişti, değil mi? Torbanın içine attık. Sonra elimizi daldırdık. iki tane çektik ve bunlar gelmiş, yan yana oluşturmuş. İşte ne demiş? 1 milyon 910 sayısı oluşmuş. Buna göre çekilen iki kağıt parçası ile oluşturulan sayının 3 ile tam bölünebilme olasılığı nedir diye sormuş. Şimdi öncelikle şu soruyu şu şekilde düşünebiliriz. Bakın, kestiği şeritlerin parçaları. Bu üçle bölünme kuralı rakamların toplamı değil miydi? O zaman ben bu şeritlerin hepsinin de rakamlarının toplamının üçle bölümünden kalan kaç bunları hesap ederim. Yani 1, 2, 3'ün toplamı 6'dır zaten. Ardışık 3 tane olduğu için de 3 ile bölümünden kalan nedir? Kalan 0'dır değil mi? Peki devam edelim. 4, 5, 6, 7. Bunların hepsini toplarsak ne gelir? 4, 5, 9 zaten burası bölünüyor. 6 da bölünüyor. 7'nin 3 e, ile bölümünden kalan 1'dir diyebilirsin. Yani 4 artı 5 artı 6 artı 7'nin 3'le bölümünden kalan 1'miş. Devam. 8, 9, 10'un 3'le bölümünden kalan nedir? 0'dır. Ki zaten burada verdiği sayıda bakın demek ki neymiş? 1, 2, 3 ve 8, 9, 10 sayıları gelmişti ya birleştirdik sonra bunları. E ne oldu? 3'le bölümünden kalan tamamının da 0 oldu değil mi? Devam edelim o zaman. 12 zaten bölünüyor. 11 ile 13'ün toplamı da 24 zaten bölünüyor. 14'ün 3'le bölümünden kalan kaçtır arkadaşlar? 2'dir kalan 2'ymiş. 15'in 3'le bölümünden kalan 0'dır 16 artı 17 18 19 demiş ya burada 16 17 18'in toplamı zaten 3'le bölünecek 19'un 3'le bölümünden kalan 1'dir diyebiliriz değil mi 18 tam bölünür 20'nin 3'le bölümünden kalan da o halde 2'dir diyebiliriz şimdi gelelim işlemimizi yapmaya önce ne lazım bize 2 tane kağıt parçası çekeceğim ve bunların toplamlarının 3 ile tam bölünmesini yani bunların yan yana yazılmasıyla elde edilen sayının 3 ile tam bölünmesi gerekiyor. Ben burada hangi iki kağıt parçasını seçebilirim? Kalanın 0 ve 0 olanları çekebilirim değil mi? Kalan 0 diğerinde kalanı 0 ise toplamlarının yani yan yana yazılışlarının da kalanı 0'dır. Başka neyi çekebilirim? Şunu çekebilir miyim? Bakın kalan 1 ve kalan 2. Peki başka seçebilir miyiz? Başka seçemeyiz değil mi? Peki hala o zaman şöyle diyelim. 0 sıfır ve 0'ı çekme ihtimali. Kaç tane 0 var burada? Bu kalanları 0 ee, olan kaç tane şerit var? 3 tane değil mi? Dolayısıyla ben kaç tane sayı çekeceğim? 2 tane. 3'ün ikilisi diyeceğiz. Değil mi? Oluşturulan sayının 3 ile tam bölünme olasılığını sormuş. 3'ün ikilisi dedik. Pekala. Ben şimdi varsayalım. Bir 1, 2, 3'ü seçtim. Değil mi? Bir de işte az önceki gibi 8, 9, 10'u seçtim bu sayı oluşturdum. Başka bir sayı oluşturulabilir miydi? Başka bir sayı. Mesela aynı sayılardan 8, 9, 10 ve 1, 2, 3 sayısını yan yana yazarak bu sefer 8 milyon 910 123 sayısını elde edilir değil mi? Dolayısıyla çarpı gideceksin. Evet bu oldu. Pekala. Yalnız bunları e, yeni bir reel sayı oluşturuyor demiş ya. Oluşturan sayının 3 tam bölüm olasını soruyor. E, şunu söyleyebilirsiniz. Hocam işte 3'ün ikilisi yaptık tamam daha niye uzatıyoruz diye. 2 ile de çarpacaksın ki Şuradaki farklı olan sayıyı da bulabilesin. 1 ve 2'yi bulacağız şimdi. 1 olan kaç tane var? Bak burada 1 olan. Bir tane var bir burada. Bir de burada mı var? 2 tane yani. 2 olan kaç tane var? Ondan da 2 tane var. Dolayısıyla şimdi ne yapacaksın? 1 olanları seçelim. 2'nin birlisinden bir tane alacağım. Ve diğer diğer kısımdan da 2 tanesinden bir tanesini alacağım. Ve 4 mü geldi bu da? Bunları da yer değiştirebilir miyim? Evet bunları da yer değiştirebiliriz. Dolayısıyla çarpı 2'den ne geldi? 8 geldi. E şimdi şurası neydi? 3 çarpı 2'den 6 mıydı? 6 ile 8'i topla. Toplam 14 tane sayı yazabilirmişsin. Peki toplamda kaç tane sayı seçebilirim ben bunlar arasından? Kaç şeridimiz vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane şerit vardı. Değil mi? 7 tane şeritten herhangi 2 tanesini seçeceğim ve bir de bunları sıralayacaktım değil mi? Peki 7'nin ikilisi kaçtır? 7 çarp, çarpı 6 bölü 2 çarpı 2'den. Şunlar giderse burası ne olur? 42 gelecektir. Peki bunlar sadeleşir mi? Evet. 14'ü 7'ye böl 2. 42'yi 7'ye böl 6. 2'ye böl. Direkt 14'e de bölebilirdik aslında ama. 1 bölü 3'müş. Senin doğru cevabın edir nedir arkadaşım? Devam edelim. Evet. Yine değişik ve güzel bir soru böyle sorular sorsunlar ama biraz daha kolayını sorabilirler. Sonuçta sadece çalışanlar yapmasın değil mi canım? Çalışanlar zaten yapıyor. Önemli olan şu bizim çalışmayan kısımlar yani eşit ağırlıkların çoğu diyeyim haksızlık etmeyeyim çalışan eşit Ve sözel kısmın çoğu, sözeller şu an çoğu 6 net 7 net yapsam yeter havasındalar. İnşallah yaparlar diyelim. Ama bu sorularla da biraz sallayarak yapmak zorundalar diyebiliriz. Birkaç tanesini belki çözebilirler. O yüzden sıkı çalışmalarını öneriyorum. Devam edelim. Pozitif çift sayılar yukarıdaki kutulara belirli bir kurala göre yerleştirilmiştir. Nasıl yerleştirilmiş? İşte 2'yi buraya, 4'ü buraya, 6'yı buraya, 8'i buraya şeklinde yerleştirmiş. Yani sırayla yerleştiriyor. Bir alta, bir üste, bir alta, bir üste. En son x ile y'yi yazmış. O zaman şunu söyleyebilirim. Bak 2 artırınca buraya düşmüyor mu sayı? O zaman x'i 2 artırmış y'yi bulmuş. O zaman y nedir? x artı 2'dir değil mi? Önce bunu bir belirtelim. x'imiz y'mizden 2 küçük y'de x'ten 2 fazla. Peki. Şimdi y kare eksi x karenin 316 olduğunu söylemiş ya. Gel bunu şöyle yazalım. y eksi x çarpı y artı x. Neymiş? 316. Peki y'den x'i çıkarınca kaç kalıyordu? 2 mi? y'de x artı 2 değil miydi? x artı 2 ise topla burayı o zaman. 2 x artı ne gelir? 2 gelir değil mi? E pekala. Bununla bunu çarpmış ne bulmuş? 316 bulmuş. Her iki tarafı 2'ye bölersen bu tarafı 2'ye böldüm. Şurası gitti. Bu tarafı 2'ye bölersen ne gelir? Ee, sanırım 158 gelecek değil mi? E pekala. 2x eşittir. Şu 2'yi de karşıya yolla. 158'den 2'yi çıkar. 156. O zaman x nedir? 78'dir diyebilirsin. x 78'miş. E 2 artınca y'yi bulmuyor muydum ben? 80'miş o zaman y'de. Gel şuraya 80'i yaz ve toplamı hesapla. Bizden bu toplamı istemiş. 4 artı 8, 12, 16, 8'e ne kadar? Ya bunları nasıl toplayacağız? Uzun formülü mü yapalım? Şöyle yapabilirsin bak. 4 parantezini alırsan bu 4'ün 1 katı değil mi? Bu 4'ün 2 katı 2. Bu 4'ün 3 katı 3. Demek ki 1'den 84'ün kaç katı? 20 katı. 1'den 20'ye kadar olan sayıları da toplamanı istiyor. 4 çarpı 20 çarpı 21 bölü değil mi? Bizim formülümüz n çarpı n artı 1 bölü 2. 2'ye böl 1, 2'ye böl 10. 4 ile 21'i çarp 84. 84 kere şuradaki 10'u da çarparsan sana cevabı verecektir. Cevabın 840'mış. Devam edelim. Bir diğer sorumuzda. 19. sorudayız. Şimdi öncelikle soruyu bir okuyalım. Altta da bir şekil var. Müzayedenin anlamını söylüyor. İşte açık artırmayı tanımlamış sana. Soruyu okursun hikaye kısmını. Yalnızca Ozan, Doğa ve Efe'nin katılmış olduğu bir araba müzayedesinde açık artırmasında Ozan ilk olarak 115 bin lira teklif vererek başlamıştır. Şimdi Ozan'ın ilk teklifi neymiş? 115 liraymış. Ozan'ın üstüne yazdık 115'i. Pekala. E, ardından aşağıdaki gibi ok yönünde yani saat yönüne doğru saat yönüne doğru şu tarafa e, açık artırma başlamış ve sırası gelen kişi diyor ki. 3'er bin lira artırabiliyor. Sırası gelen kişi 3 bin lira artırabiliyor. Yani eğer devam etmek istiyorsa açık artırmaya 3 lira artırarak 3 bin lira artırarak bu açık artırmaya devam etmesini istiyor. Pekala. Efe 10 kez artırma önerisinde bulunduktan sonra çekilmiştir. Şimdi bu Efe denen adam 10. defa ee, teklifte bulunuyor ve diyor ki ben çekiliyorum. Yani parası kalmamıştır bir şey olmuştur ama çekiliyormuş 10. defadan sonra. Peki Efe'nin 10. defa teklif yapabilmesi için Doğan'ın da 10. defa teklif yapabilmesi gerekiyor. Ve Ozan'ın da 10. defa teklif yapabilmesi gerekiyor. E peki hala o zaman şöyle diyelim mi? Bak 10. 10 kez 10 defa bu teklifte bulundu. 10 defa bu 10 defa da bu. E herkes bir teklifte 3000 lira artırmıyor muydu? Demek ki toplamda 30 tane teklif edilmiş 10 artı 10 artı 10'dan. Ve bunların hepsinde de 3'er bin lira artırılmış. Toplam 90 bin lira artmıştır diyebiliriz. İlk para. E ilk para ne hocam? İlk teklifi bu verdiğine göre 3.000 lira artırarak vermiştir. Dolayısıyla açık otur açık artırma aslında 112 liradan başlamıştır. 90 lira da artmış. Değil mi? Pekala yeni haline 112'nin üstüne 90'ı ekleyeceksin ve yeni hali 202 liradır diyeceksin. 202 bin lira olmuş teklif. Pekala. Sonrasında F'e çekilmiş bak. Efe çekildikten sonra diyor ki Ozan 16. kez artırma önerisinde bulununca Doğa müzayededen çekilmiştir. Yani şimdi Efe çekildikten sonra sıra kimdeydi? Ozan'daydı. Ozan 11. teklifini verdiğinde Doğa 11. teklifini verecek. Bu 12. teklifini verdiğinde, bu 12. en son nokta 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 15. teklifini verecek. Nokta 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 bu da 15'i verecek. En son bu 16. teklifi verdiğinde Doğa çekilecek. Yani Doğa 10. teklifini ettikten sonra kaç tane daha teklif yapmış oldu? 5 tane. Değil mi? Peki Ozan 10. teklifinden sonra kaç tane teklif yapmış oldu? 6 tane. Yani 6 tane bu teklif yaptı. 5 tane de bu teklif yaptı. Toplam 11 teklif daha yapılmış oldu. 11 ile de 3'er bin liralık bu teklif artış fiyatını çarparsak 33 bin lira daha artmıştır fiyat. Nereden? 202'den 33 daha artıracaksın. E ne oldu senin son fiyatın? 203, 202 artı 33 topla 235. Demiş ki Ozan arabayı kaç liraya almıştır? E son teklifte zaten Ozan vermişti. Demek ki Ozan bu arabayı 235 bin liralık bir fiyatla almıştır diyebilirsin. Şimdi geçelim. Üste bir tane soru yok. Burasının tamamı bir soru. Yani şöyle göstereyim. Buranın tamamı bir soru arkadaşlar. Bir sayfanın tamamı Tek bir soruya ayrılmış. Gerçeği biraz daha küçültebilirlermiş, karesel bir tablo yapsalarmış ama e, soru da güzel bir soru, O yüzden bir şey söylemeye lüzum yok. Şimdi soruyu bir aşağı, bir yukarı inerek okuyacağız. Tabi uzun bir tablo olduğu için demiş ki aşağıda bir şifreleme tekniği verilmiştir. A'dan sıfırla başlamış ve en son Z'yi yani Türkçe alfabesindeki, e, Türk alfabesindeki tüm harfleri kullanmış ve 29 tane sıfırdan başladığı için de 28 tane olarak göstermiş. Ben 28 tane görünce ilk başta bir tane harfi yazmamışlar falan zannettim. Sıfırla başlıyormuş arkadaşlar. Şimdi x harfini atıyormuş. Şifreleme fonksiyonunu uygulayıp şifreli harfi çıkarıyormuş fx diye. Bu bir fonksiyonmuş. Peki devam edelim. Demiş ki bu şifreleme tekniğinde her harf yukarıdaki verilen alfabetik sıraya göre bir sayı ile eşleştirilmiştir. Kelimedeki her harfe karşılık gelen şifreli harfler şifreleme fonksiyonu kullanılarak tek tek bulunup aynı sırayla yan yana yazıldığında kelime şifrelenmiş olur. Verilen şifreleme tekniğinde fx olarak doğrusal bir fonksiyon seçerek ders kelimesi ikln olarak şifreleniyor. Buna göre aynı fx fonksiyonu ve şifreleme tekniği kullanarak test kelimesine karşılık gelecek şifreli kelime aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Şimdi öncelikle şu bize verdiği örneği kullanmamız gerekiyor ve aynı şifrele önce şifreleme tekniğini bulacağız. O kriptoyu çözeceğiz yani. Pekala. Öncelikle ders kelimesini neye dönüştürmüştü? Ders kelimesini İKLN'ye dönüştürmüştü, değil mi? Şunları biraz daha ayrık yazmak istiyorum. Şuraya yani şurayı silebilirsek. Bugün bu program biraz yavaşladı. Kusura bakmayın. Evet, ders kelimesini şu şekilde yazalım. Sonrasında bunu neye dönüştürmüş? I, K, L ve N'ye dönüştürmüş. Şimdi devam edelim. Yukarı çıkalım. D harfi hangi sırada arkadaşlar? Bakın D harfi 4'te. Değil mi? Peki bunu dönüştürdüğü I hangi basamakta? 11'de. 4'ü 11'e dönüştürmüş. Yazıyorum şu şekilde. 4'ü 11'e dönüştürmüş, değil mi? Çünkü D 4'teydi, I 11'de. Pekala. Şimdi yukarı tekrar çıkalım. E'yi K'ya dönüştürmüş. Bakalım. Ona ne yapmış? E nerede? 5. sırada gördüğünüz gibi. E5'te, e 5'te neye dönüştürmüştü? K'ya yani 13'e dönüştürmüş. İnelim onu da yazalım. E 5'teydi. Değil mi? Bu da 13'teydi. Peki yani şu iki ikisinden bir şeyler çözebilir miyiz? Aslında ben çözdüm. iki tanesini görünce. 4'ü 11'e dönüştürdüyse 2 ile çarpmış 3 eklemiş. Değil mi? 5'i 13'e dönüştürdüyse de aynı fonksiyonu kullanmış. Bir tane daha bulalım ki garanti olsun. R'yi L'ye dönüştürmüş. R nerede bakın? 20. L nerede? 14. Hayda bu uymadı diyebilirsin. 20'yi neye dönüştürmüş bakalım bir yazalım. 20'yi kaçtı? Onu unuttum. L kaçtı arkadaşlar? Şuradan 14'tü değil mi? L'yi 14. Pekala. Onu da yazdık. Şimdi ne yapmıştı? 2 katının 3 fazlasını almıştı. E ben zaten buradaki 2 ile 20'yi çarpıp 3'ü eklediğim zaman neyi verecek? 43'ü. Peki bizim Türk alfabesinde 29 tane harf olduğundan Bunlar birbirini tekrar etmesi gerekirse mod 29'a göre bakmamız gerekmiyor mu? Yani 43'ü 29'a böl. Kalan kaçtır? Şuradan hemen söyleyelim. 14. E 14'te bak buradaki 14'müş demek ki. Tamam güzel. Anladıysan sıkıntı yok. 22 ile çarptık. 3'te topladık. 43 elde ettik. 43'ü 29'a böldük. Neden? Çünkü 29 tane harf var ve birbirini tekrar etmesi gereken durum olduğunda bu başa sarıyor harfler. Tekrar A'ya sarıyor. 0, 1, 2, 3, 4 diye başa sarıyor ve 14'e kadar gelmiş. Şimdi S harfini yapmaya artık lüzum yok mantığını çözdük. Test kelimesini eğer girersem ben buraya diyor kripto olarak fonksiyon olarak karşıma neyi verir buluyor. Şifreledikten sonra hangi kelimeye dönüşür bu diye soruyor. Şimdi bakın şuradaki iki tane T harfi var ya zaten onlar bizim için biraz daha hızlanmamızı sağlayabilir ama bu soruyu yine bir dakikada çözebilecek kimse var mı bilmiyorum çünkü zaten soruyu okuması bile anlaması bile bir dakika iki dakikayı buluyor. Şimdi devam edelim. T harfi hangi satırda? T harfine bakıyorsun. Bak 23'te. Değil mi? Onları bir yazalım önce. 23'te. O zaman bu da 23'te. E neredeydi? Bak buraya yazmıştık. 5'teydi. S nerede? Keşke yazsaymışız. S 21'de. Onu da yazdık. Pekala. Şimdi fonksiyonu uygulayalım. 2 ile 23'ü çarpacaksın T harfi için ve 3 ekleyeceksin. Ne gelir? 49. Sonra gidip 49'u Neye böleceksin? 29'a. Kalan ne olur? 20 mi olur? Şimdi 20. sırada hangi harf varsa onu yazacağız. E neye dönüşmüştü? K'ya. Burada da K'ya dönüşecek. S'ye bakalım. S neye dönüşmüştü? N'ye. Hemen onu da yazalım. Ve T de zaten 20. harfti. E peki hala 20. harf neydi? Ona bakalım bir de. Bakın hemen şurada. 20. harf neymiş? R'ymiş. Dolayısıyla getirip hemen onu da yerine yazacaksın. Böylelikle senin şifren ne oldu? R K N R. Yani A şıkkında verilmiştir diyebilirsin. Soru güzel, soruya lafımız yok ama bence denemelik bir soru olmamış, çok uzatılmış. Daha kısa verilebilirmiş veya harflerin hepsi kullanılmayabilirmiş diyebilirsin. Çünkü göz korkutan bir soru. Yani insan onu okumaya üşenir bence. 21. sorudayız. Aşağıda bir tiyatro salonunun koltuk düzeni gösterilmiştir. Son sıra burası. İlk sıra burası. Yani perde buradaymış. Pekala. İlk sırada 10 tane koltuk varmış. Bakın birden başlamış. 1, 2, 3 burada, 4 burada, 5 burada, 6 burada, 7, 8, 9, 10 demiş. Pekala mantığını çözdük. Tek sayılar bu tarafta, çift sayılar bu tarafta. Her sıradaki koltuk sayısı biri çiftler, biri tekler bölümünde olmak üzere bir ön sıradakine göre iki fazla olacak şekilde. Bak burada bir tane artmış gördün mü? Bak bir tane hemen yukarıda. Burada boşluk vardı iki tane. Hemen birer tane artmış. Demek ki iki tane artarak gidiyormuş. Bak burada da aynısı var çünkü. iki tane artarak gidiyormuş. Burada onu söylüyor. Son sırada çiftler tarafındaki son koltuğun numarası 60'tır. Yani hangi koltuğun numarası 60'mış? Şurası. Son sırada çiftler koltuğunun en sonundaki sayı 60'mış koltuk numarası. Değil mi? Pekala. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Bak burası 10'du. 10 tane koltuk var bu sırada. ilk sırada. Burası 12'di. Toplam 12 koltuk var. 14'tü Toplam 14 koltuk var. O zaman burası 60 ise 60 tane koltuk vardır en üstte. Diyor ki buna göre tiyatro salonunda bulunan koltuk sayısı kaçtır? E şimdi ilk sırada 10 tane koltuk vardı. Burada 12 tane. Burada 14 tane. Son sırada da 60 tane var. Bunları topla diyor sana. Gelin toplayalım. Kaçtı? 10 artı 12 artı 14 artı nokta nokta nokta. En son ne var? 60 var. Terim sayısını bir bulalım mı önce? 60 eksi 10 bölü artış miktarı 2 artı 1. 60'tan onu çıkar 50. 2'ye böl 25. 1 ekle 26 oldu bu. Terim sayın değil mi senin? Pekala. Terim sayısı bölü 2 çarpı son terim artı ilk terimden de neyi bulacaksın? Terimlerin toplamını bulacaksın. Pekala. 10 ile 60'ı topla 70. 26'yı 2'ye böl 13, 13 ile 70'i çarpacaksın. 13 çarpı 70 de ne yapar? 700, 810 mu yapar? Hayır. 7 kere 3, 210, 700, 910 yapar. Değil mi? 910 da zaten C seçeneğinde verilmiştir deriz. 22. sorudayız. Bir okulda çalışan öğretmenlerle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bir erkek öğretmenin okuldaki erkek meslektaşlarının sayısı bayan meslektaşlarının sayısından 10 fazladır ve bir bayan öğretmenin okuldaki bayan meslektaşlarının sayısı erkek meslektaşlarının sayısının yarısından bir fazladır. Buna göre bu okulda toplam kaç öğretmen çalışmaktadır diye soruyor şimdi. Erkek öğretmenin arkadaşlarından, erkek arkadaşlarından bahsediyorsak kendi kendinin arkadaşı olamayacağı için kendinden bir eksiktir. Yani erkek sayısından bir eksiktir diyebiliriz. Bunun erkek arkadaşlarının sayısı değil mi? Yani şöyle söyleyebilir miyiz? Erkek arkadaşlarının sayısı demiş ya o zaman erkek eksi 1 diyelim. Değil mi? Peki bayan meslektaşlarının sayısından 10 fazladır. Bayan meslektaşlarının sayısında bir sıkıntı yok. Bunlardan ne kadar fazlaymış? Bayan artı 10'muş. Erkek eksi 1. Dolayısıyla erkek sayısı hakkında neyi söyleyebiliriz? Eksi 1'i karşıya atarsan bayan artı 11 olur değil mi? Bunu elde ettik. Peki güzel. Bir bayan öğretmenin okuldaki bayan meslektaşlarının sayısı. Bayan öğretmenin okuldaki bayan meslektaşlarının sayısı gene kendisini e, sayamayacağı için bayan eksi bir olacaktır. Demiş ki erkek meslektaşlarının sayısının yarısından bir fazladır. Erkek meslektaşlarının sayısının yarısından bir fazla. Yani ne diyeceğiz? Erkek bölü 2 bundan bir fazladır. Değil mi? E pekala. Neyi sormuş? Bize kaç tane öğretmen çalışmaktadır diye soruyor. Şu bayanı erkek cinsinden veya erkeği bayan cinsinden bulabilirsin. Şunu karşıya bir yollayalım bakalım. Bayan, keşke şuna B ile E deseydik ya. Bayan eksi 2 eşittir. Erkek bölü 2 iki diyelim. 2'yi de karşıya yollarsan erkek sayısı neymiş burada da? 2 tane bayan eksi 4'müş. İn adına uzun yazacağım. Evet erkek sayısını burada 2 bayan eksi 4. Burada da bayan artı 11 olarak bulduk. O zaman bunlar birbirine eşit. Buradan bayan sayısını bulabiliriz. Yani artık B diyeceğim uz uzamasın iyice. Bayan artı 11 eşittir. 2 tane bayan eksi 4 oldu değil mi? At eksi 4'ü bu tarafa 15. At artı B'yi bu tarafa bir tane B kaldı. Bayan 15 tane miymiş? Bayan 15 tane ise gel burada yerine yaz. 15 artı 11 26. Demek ki erkek kaç taneymiş? Bu da 26 taneymiş. Toplam kaç tane hoca var diyor? Toplam 41 tane hoca vardır. 15'te 26'yı toplarsan toplam 41 tane öğretmen vardır dersin. Bir üste çıkalım. 23. soru. Sona doğru yaklaşıyoruz artık. Şimdi çok mu ileri gittik? Sanırım 23. sorudayız, değil mi? Evet. Bir fabrikada paketleme yapan 2 adet A makinesi ve 3 adet B makinesi bulunmaktadır. Hemen şöyle yazayım bak. 2 tane A makinesi var. 3 tane de ne varmış? B makinesi varmış değil mi? Üç tane de B'yi şöyle çizelim. Evet. Şimdi devam edelim. Diyor ki bu makinelerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Bir adet B makinesinin bir saatte paketlediği ürün sayısı bir adet A makinesinin paketlediği ürün sayısından 24 fazladır. Yani B makinesi A makinesinden hızlı ve bir saatte 24 parça iş daha fazla yapıyor. O zaman bu bir saatte x kadar iş yapıyorsa Değil mi? Bunlar x artı 24 kadar iş yapıyor diyebilirsin. Evet x artı 24 kadar iş yapıyor. Pekala ikinci kısmı okuyalım. Orada da önemli şeyler söylüyor olabilir. 2 adet A makinesinin 6 saatte paketlediği ürünü 3 adet B makinesi 2 saatte paketlemektedir diyor. Ha, o zaman güzel bilgiymiş bak bu. A makinesinin 6 saatte iş yaptığı iş ne? 6x. 6 saat diyelim şuraya. Bunun 6 saatte yaptığı iş 6x ikisinin beraber 6 saatte yaptığı iş 12x kadardır. Diyor ki bu işi diyor 3 tane B makinesi 2 saatte yapıyor diyor. Yani 2 saatte bu ne kadar iş yapar? 2x artı 48. Bu ne kadar iş yapar? 2x artı 48. Değil mi? Bu da 2x artı 48 iş yapacaktır. Yani 2x 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 daha 6x ve 3 çarpı 48 olacak, değil mi? Peki ya, o zaman bunlar birbirine eşit. At 6x'i bu tarafa. 6x eşittir. 3 çarpı 48. 6'ya böl 1. 6'ya böl 8. x eşittir. 3 kere 8 eşittir. 24 diyebilirsin. Ne demiş? B makinesinin 1 saatte paketlediği ürün sayısına x artı 24 dememiş miydik biz zaten? E, x'i bulduk. 24 artı 24'ten 1 saatte bu B makinası denilen makinalar 48 parça iş yapıyormuş ve doğru cevap da B seçeneğindeymiş diyebilirsin. 24. sorudayız. Bir grup arkadaş tatil için yazlık kiralamaya karar vermiştir. Kira ücreti tatile gelenler arasında eşit olarak paylaştır, paylaştırılacaktır. Evet. Gruptan 2 kişi gelmekten vazgeçerse kalanlar kişi başı 75 lira fazla ödeyecek. Gruba 3 kişi daha katılırsa kişi başı 50 lira daha az ödeyeceklerdir. Buna göre yazlığın kirası nedir, kaçtır diye soruyor. Şurayı bir temizleyelim önce biraz. Şimdi temizledikten sonra devam edelim çünkü soruyu daha önceden çözmedim. Şimdi burada deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle ne demiş? Kira ücreti tatile gelenler arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. Yani herkes eşit miktarda ödeyecek diyor. Gruptan iki kişi gelmekten vazgeçerse kalanlar kişi başı 75 lira fazla ödeyeceklerdir diyor. Öncelikle şöyle diyelim mi? Bu grupta A kişi olsun. A kişi varsa grupta herkes B lira versin ve bu tatil masrafını karşılasın. Benden daha çarpı B istiyor diyelim. Diyor ki gruptan 2 kişi gelmekten vazgeçerse o zaman ben bunu A-2 kişi geliyor derim. Ama gelen masraf artacak. Kişi başına düşen masraf artacak. Ne kadar artıyormuş? B artı 75 kadar artıyormuş. Şuraya sığar inşallah. Gruba 3 kişi daha katılırsa 3 kişi katılırsa A artı 3 kişimiz olur. Ve ne kadar eksik ödeyeceklermiş? 50 lira. B eksi 50 lira ödüyorlarmış. E şimdi bunların hepsi birbirine eşit. Değil mi? Hepsi birbirine eşitse şu son iki kısımda biraz oynama yapalım o zaman. Dağıtalım bunları birbirinin üstüne. A ile B'yi çarp AB. Hemen A ile 75'i çarp 75A. Eksi 2 çarpı B'den eksi 2B. Ve en son şurası da eksi 150 gelecek. Peki bu neye eşitmiş? Şu tarafı yapalım. A ile B'yi çarp AB. Güzel AB'ler birbirini götürecek. A ile 50 çarp eksi 50 A benzer ifadeler geliyor. 3 ile B'yi çarp 3 B ve 3 ile eksi 50'yi çarp eksi 150 O bu da güzel çünkü bu da götürecek birbirini. Bakın burada ne bulduk? Bir tane AB var sağ tarafta da AB var. Eksi 150 var eksi 150 var değil mi? Şu eksi 50 A'yı bu tarafa atarsam 75 artı 50'den 125 A olur mu? E pekala şunu biraz aşağı indirelim rahat görün sizde. 125 A. E peki bu neye eşittir? Eksi 2 B'yi karşıya atarım ne olur? 2B artı 3B'den 5B olur. Hatta bir de sadeleştiririm. 5'e böl 1, 5'e böl 25. Yani 25A ne oldu? B'ye eşit oldu değil mi? Peki hala o zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyim? A eğer K ise B de nedir? 25K'dır. Benden neyi istemişti? A çarpı B'yi. Demek ki benim sonucum 25 çarpı K kare biçiminde olacak. Şimdi bu sonucun 25'in bir katı ve 25'e bölündüğünde de k kare şeklinde bir karesel sayı olması gerekiyor elde ettiğimiz sonucun. Peki bunun k'nın hocam nereden biliyoruz tam sayı olduğunu diye sorarsan da büyük ihtimal şurada biz ne demiştik bakın? a dediğimize k demiştik ya bakın şurada. a sayısı k'ye eşit. a neydi? Kişi sayısı. Kişi sayısı tam sayı olmak zorunda, değil mi? Hatta doğal sayı olmak zorunda da diyebiliriz. Evet. Şimdi 25k kare ise şıklara bakalım. 600'ü 25'e böldüğümüzde bir tam kare verir mi? Vermez. Şuradan 900'ü 25'e böldüğümüzde evet bu olur sanırım. 900 nedir? 25 ile 36'nın çarpımıdır değil mi? 25'e bölündüğü zaman 36 gelecektir. 36 da 6'nın karesidir. Diyebilirsin 25 çarpı 6'nın karesi. Doğru cevap Denizli seçeneğidir deriz. Güzel soruymuş ama biraz diğerlerine nazaran daha klişe bir soru. Eski, eski tip sorularda. 25. soru. 21 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta kız öğrencilerin sayısı 12'dir. Evet bu soruyu çözdüm ama nasıl çözdüğümü şu an gerçekten e, bilmiyorum çünkü çok karışık bir soru. Bu da gereksiz zor olmuş mesela az öncekine göre. 21 tane öğrenci var sınıfta. 21 öğrenci ve bunların 12 tanesi kızdır diyor. 12 tanesi kızsa kaç tanesi erkektir? 9 tane de erkek vardır. Değil mi? Şimdi diyor ki bu sınıf bu sınıfta sınıf başkanlığı seçimine Aslı, Seda ve Tolga aday olmuştur. Aslı, Seda ve Tolga aday oluyorlar. E peki bu seçimde sınıftaki tüm öğrenciler birer adaya oy vermiştir. Herkes bir adaya oy veriyor. Her aday kendisi dışında bir adaya oy vermiştir diyor. Her aday başkasına oy verecek. Kendisine oy vermek yasak tüm kızlar sadece kız adaylara ve aday olmayan erkeklerde Tolga oy vermiştir. Burası önemli. Tüm kızlar sadece kız adaylara oy verecek. Tolga haricindeki diğer erkeklerde yani aday olmayan diğer erkeklerde direkt Tolga'ya oy vermiştir diyor. Yani kızlar kızlar erkekler erkeklere oy vermişler. Tolga dışında. Evet. Burası önemli. Şimdi tüm erkek adaylar Tolga'ya oy vermiş. O zaman şurada Tolga hariç 8 tane erkek var ya. Tolga'nın 8 tane oyu garanti değil mi? Şurayı tekrar okuyalım. Diyor ki en çok oyu Tolga almış. En az oyu da Aslı almış. Yani oylamayı Tolga kazanmış. En düşük de Aslı'ymış değil mi? Pekala. Şunları unutmayalım. Ee, sorunun devamını bir okuyalım da. Son cümleyi. Seda kaç oy, kaç oy almıştır diye soruyor. Kusura bakmayın artık kelimeler dolanmaya başladı. Ee, Seda kaç tane oy almıştır diye soruyor. Yani şunu soruyor. Şimdi Aslı var, Seda var, Tolga var. Tolga'nın 8 tane oyu garanti dedik. Peki hala Aslı'nın bir tane oy hakkı var. Seda'nın bir tane oy hakkı var ve Tolga'nın bir tane oy hakkı var diyebiliriz. Öncelikle şurası bizim için önemli demiştik. Bakın tüm kızlar sadece kız adayları ve e, aday olmayan erkeklerde de Tolga'ya oy vermiştir. Şimdi Tolga kime oy verecek? Bu birinci soru. Bunu en son halledeceğiz zaten. Aslı ve Seda kimlere oy vermiştir? Şurada demiştik ki tüm kızlar sadece kız adayları. Dolayısıyla Seda Aslı'ya e, Aslı, da Aslı Seda'ya oy vermiştir. Saçma bir oylama ama olsun. Aslı'nın o zaman bir tane oyu garanti, Seda'nın da bir tane oyu garantidir diyebiliriz. Tolga kime oyu verecek? Aslı veya Seda. Çünkü kendine oyu veremeyeceğine göre bunlardan bir tanesini verecek. Onu en son paylaştıracağız. Şimdi demiş ki Tolga en çok oyu alan kişi. Aslı ve Seda da şu an oylarını kullandıklarına göre geriye kaç tane kız kaldı? 10 tane kız kaldı. Bu 10 tane oyu nasıl paylaştırabilirim? En çok oyu Tolga alacak biçimde. Şimdi şunları bir yazalım. Hepsini tek tek yazalım içinden eleyebiliriz. Bu 10 tane kızdan 10 tanesi buna oy vermiştir. Hiçbiri buna vermemiştir diyelim. Sonrasında 9 tanesi buna vermiştir. Bir tanesi buna. 8 tane oy buna. 2 tane buna. 7 tane buna. 3 tane buna. İşte 4 buna. 6 buna. Değil mi? 5 buna. 5 buna. Gerisini yazmama gerek var mı? Yok. Sebep çünkü en az oyu Aslı almıştı. Buradan artık arttırırsam Seda'dan çok oy almış olacak bu kız. Şimdi 10'a 0 olmaz Ele, eleriz. Neden? Çünkü eğer bu toplamda 11 oyu alırsa Tolga en çok oyu alamaz. Yani Tolga kazanamaz seçimi. 1 ile 9'u da bu sebepten elerim. 2 ile 8'i de elerim. 7 ile 1'in toplamı 8 olduğu için bunu da elerim. 6 ile 1'in toplamı 7 değil mi? Bunlar kalsın. Çünkü 8'i geçmiyor. Hala Tolga'nın bir oyu var ama. Bunu unutmayın. Şimdi 4'e 6'yı seçmiş olursam Aslı'nın şuradaki 4 artı 1'den 5 tane oyu olur. Ve Seda'nın da şuradaki 1 artı 6'dan 7 tane oyu oy olur. Bu arada Tolga'nın oy sayısı toplam kaçmış? 8. Şimdi tek oy kullanmayan bakın 5 artı 7 12 artı 8'den 20. Bir tane öğrenci oy kullanmadı. O kim? Tolga. Tolga oyunu kime verecek? Tolga oyunu Seda'ya verirse oyunu Seda'ya verirse 8 oyu olur. Seda'nın ne seçimi Tolga kazanamaz. Berabere olur. O yüzden buna vermemiştir diyeceğiz. Aslı'ya vermiş olursa bunun 6 tane oy olur. Yani 6, 7, 8 durumu bizim için geçerlidir. Ama ne demiş? Seda kaç oy almıştır demiş. Burada 7 oy aldı ortaya çıkıyor. Peki 5, 5 olmuş olsaydı ne olurdu? Aslı, Seda ve Tolga diyelim yine tekrar. Şimdi Aslı'nın 5, 5 olmuş olsaydı 5 artı 1'den 6 oyu vardı. E peki Seda'nın yine 5 artı 1'den 6 oyu, Tolga'nın kaç oyu olacaktı? 8 tane oyu olmuş olacaktı. Peki Tolga burada oyu kime verecek? En az oyu da Ayça alacak, asla alacak ya. Ayça nereden çıktı? Bu bir tane oyu şuraya verirse arkadaşlar, bakın ne olur? Bunun oyu 7 olur. Burası 6, 7, 8. gene 6, 7, 8'i bulduk. Demek ki e, bu Sıla denen, pardon Seda denen kız sürekli bu oyu alacak. Yani 7 oyun alacak ve zaten oylamada da 6, 7, 8'den başka bir seçenek mevcut değilmiş bu şartlar altında. Demek ki Seda kaç tane oy almıştır? 7 tane oy almıştır diyebiliriz. Gerçekten yorucu bir soruydu. Öğrencilerin ara sınav ve final notları e, şekildeki tabloda veriliyor. Ahmet ve Hüseyin'in bir dersten aldıkları ara sınav ve final notları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Bu dersin yıl sonu ara sınav notunun %40'ı final notunun ise %60'ı alarak hesaplanıyor. Yani vize %40 final %60 diyor. Anlaştık mı? Yıl sonu notu 50 ve üstünde olan öğrenciler dersten geçiyor. Yani yıl sonunda 50 veya üstü alan öğrenciler de dersten geçmiş sayılıyor. Ara sınavın %40'ı hesaplanıyor. Finalin %60'ı hesaplanıyor. Bunlar toplanıyor ve 50'yi geçerse çocuk dersten geçti diyoruz. Tamam. Şimdi devam edelim. Diyor ki Ahmet bu dersten geçmiştir. Ahmet geçen kişi. Hüseyin bu dersten kalmıştır diyeceğiz. X ve Y birer tam sayı olduğuna göre X eksi Y'nin en küçük değerini istiyor. X eksi Y'nin en küçük değerini bulabilmek için ne yapmamız gerekiyor? X'in minimum değerini hesaplayacağız. Y'nin ise maksimum değerini hesaplayacağız. Peki X'in minimum değerini şuraya yazalım şöyle. X'in minimum Y'nin maksimum değerini hesaplayacağız. Pekala. Şunu söyleyebilir miyiz? Ben 30'un üstüne en az kaç puan alırsam en azını soruyor ya 30'un üstüne en az kaç puan alırsam ortalama 50 olur diyeceğiz değil mi? Peki hala yapalım o zaman. Şimdi şöyle diyelim. 30 burada var. Biraz aşağı çekiyorum bunu. 30 notu almış zaten çocuk. Nereden? Ara sınavdan. Bir de x notunu alacak ki finalden geçsin. Ama ortalaması neyle geçiyordu bu çocuk? 50 ile geçiyordu değil mi? Peki bunun %40'ı, bunun %60'ı geçerli değil miydi? Madem öyle 4k'ya 6k yani 2k'ya 3k oranı vardır. Dolayısıyla bunun buraya olan uzaklığı 2x'tir ters orantıdan kaynaklı bunun buraya olan uzaklığı 3x'tir diyebiliriz. Üniversite notlarımı hesaplarken bunu kullanabiliyorduk. Evet 2x'e 3x dedik ya. Peki 30'da 50 arasındaki mesafene 20 değil mi? Pardon şurayı yanlış mı yazdık? Şurası 3x burası 2x olacak ters orantı vardır diyoruz doğru orantı uyguluyoruz. Pekala 3x eşittir 20 ise 2x ne olur? Bunu hesaplayacağız. 20 bölü 3 x eşittir. 20 bölü 3 ee, bir de bunu 2 ile çarparsak 40 bölü 3 mi olacak? Değil mi? 40 bölü 3. Peki ben buna neyi ekleyeceğim? 50'yi ekleyerek bulabilirim değil mi x'i? 50 artı 40 bölü 3. Ne gelir buradan? 190 bölü 3 mü gelir? Sanırım. Evet. 190 bölü 3'ü de hesaplarsak 19'u 3'e böl 6 defa. 18 1 çıkar 10. onun içerisinde 3 ve 3 3 3 diye devam edecek değil mi? Pekala. Adamın en az 63,3 devreden alması gerekiyormuş. 63 kurtarmıyormuş. O zaman hangi notu alacak tam sayı olarak? 64'ü alması gerekecek. Şimdi devam edelim ötekini hesaplamaya. Bu e, genel sınavdan yani finalden 70 almış. Ara sınavdan maksimum kaç alsın ki kalsın diye soruyor. Çocuğu bırakacağız bırakması için de ne olması lazım? Yine 50 üzerinden bir hesap yapabiliriz. 50 almamasını sağlayacağız. Şimdi burada Y notunu almış, burada 70 notunu almış. Bunun ne kadarı geçerli? %60'ı geçerliydi. Yine bunun %40'ı geçerli. Pekala, aradaki not ne? Geçme notu 50. Bunun buraya olan uzaklığı kaç? 20. Buraya olan uzaklığını şimdi bulacağız. Yine burada 2k'ya 3k oranı dersek burası yine 3x'e 2x'tir diyeceğiz. Madem öyle 2x 20 ise 3x 30'dur. 50'den 30'u çıkar 20. Şimdi eğer ara sınavda 20 almış olsaydı geçecekti sınavı. 20 almasını istemiyoruz. Dolayısıyla kaç alacak maksimum? 19 alacak. E burası da 64'tü. Bizden 64 eksi 19'u istiyordu. 64'ten 19'u çıkarırsak 20 çıkarsaydı 44. Demek ki 45 alması gerekiyormuş. 45 olması gerekiyormuş diyeceğiz. Güzel soruydu diyebiliriz. Bir diğer soru. Bir fırında gün içinde toplam 240 tane simit ve poğaça satılmıştır. 240 tane simit ve poğaça satılıyor, güzel. Bu satışla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Poğaçalar tanesi 2 liradan, hemen yazalım. Poğaçalar ne kadardan satılıyor? 2 liradan. Ee, diğerleri yani simitler de tanesi ne kadardan satılıyormuş? 1 liradan satılıyormuş diyelim. Pekala. Bunu hallettik. Poğaçaların tamamı simitlerin 9'da biri tek tek satılmıştır. Bunların hepsini satıyor adam. Yani buradan elde ettiği paraya ne diyelim? Tanesini x liradan satmış olsun. Buradan elde ettiği para 2x. Tamam. Sonrasında simitler vardı. Simitlerin de tanesini 1 liradan satıyordu değil mi? 1 liradan satıyordu ve 9'da birini tek tek satmıştır diyor. Burayı pek anlamadık. 3'ü okuyalım. Simitlerin kalan kısmı aynı anda 9'da birini satıyor ya... Simitlerin kalan kısmı aynı anda 3 tane satın alana bir tane simit ücretsiz verilecektir diyor. He, tamam. Şimdi o zaman şöyle diyelim mi bakın. Bu simit sayısına simitlerin sayısına ben demek istiyorum ki abi 9K olsun. Tamam 9K tane simit vardı. Bunun K tanesini yani 9'da birini tek tek satmış. Bu yüzden buradan ne kadar para kaldırmıştır? K çarpı 1'den K lira para aldı. Burada da 2x lira para almıştık değil mi? Şimdi geriye ne kadar simit kaldı? k tanesini satınca 8k tane kaldı. 3 tane satın alana 1 tane ücretsiz veriyor. Yani her 3 alana 1 öteki bedava. Yani 4 tane oluyor. E burası 8'in katıysa demek ki 6k tane alana 2k tanesini bedava vermiştir diyebiliriz. Niye? 3'e 1 oranı var, değil mi? Evet. 6k tanesini satmıştır yani. Ve buradan toplam ne kadar para almıştır? 6k lira daha almıştır. Toplam simitten elde ettiği para 7k liradır diyeceğiz. Şimdi devam edelim. Şurayı da okuyalım. Diyor ki tüm satıştan 260 lira gelir elde etmiştir. Yani 2x ile şurayı biraz indirelim. 2x ile 7k'yı toplayınca ne bulmuş? 260 lira elde etmiş. Peki yukarı çıkalım. Ne demişti öncelikle bize? Bir gün içerisinde 240 tane simit ve poğaça satılmıştır. 240 tane. E ben şuraya 9k demedim mi? Değil mi? Simitlerin sayısına 9k dedim. Ay e şurada bulduğumuz x de o zaman 240 eksi 9 k'dır diyebilir miyiz? Bence gayet güzel olur. Dolayısıyla 2 çarpı x gördüğüm yere yazıyorum. Bakın 240 eksi 9 k artı 7 k eşittir 260 diyeceğiz. Şimdi devam edelim. Şurası ne gelir? 480 eksi 18 k artı bir de 7 k eşittir 260. İşlemi şuraya taşıdım. 260'ı bu tarafa atarsam 220 eşittir. Şu eksi 18K ile 7K'yı topla. Eksi 11K. Karşıyat 11K. K neymiş? K20'ymiş. Bizden ne istiyor? Kaç tane simit satılmıştır? E Benim kaç tane simidim vardı başta? 9 taneydi. 9 çarpı 20'den doğru cevap 180'dir diyebilirsin arkadaşım. 28. soru. Hasan bir oto kiralama firmasından kiralama ücreti İlk gün 200 TL ve daha sonra devam eden her gün için 100 TL olan bir aracı kiralıyor. İlk gün kira alıyor. Belirli bir süre kira alıyor. İlk gün 200 lira veriyor. Sonra kalan her gün için 150 lira para veriyor. Tamam. Şimdi aracı teslim ettiğinde ortalama günlük ücreti 110 lira olduğuna göre Hasan'ın bu aracı kaç günlüğüne kiraladığını bulunuz diyor bize. Şurayı bir temizleyelim arkadaşlar. Şu kısmı. Sonrasında da sorunun çözümüne başlayalım. Şimdi bu adam bu arabayı ilk gün alsın eline. Yani ilk gün aldı. Birinci gün. Birinci gün bu arabanın ücreti neydi? 200. Sonra kalan her gün için bu adam 100 lira veriyor. Varsayalım ki x gün daha kullanmış olsun ve x gün için toplam ne kadar para ödeyecek? 100 çarpı x kadar para ödeyecek. Bu toplam ödediği para bu mu oldu? Yani 200 artı 100 x. Ne demiş bize? Hasan bu aracı kaç günle kiralamıştır ama günlük ücretinin de 110 lira olduğunu söylemiş. Günlük ücreti. Peki ben bunu nasıl hesaplayabilirim günlük ücretini? Toplam bu adam ne kadar gün bindi bu arabaya? Ne kadar para verdi? 200 artı 100 x. Peki ne kadar bindi bu arabaya? X artı bir gün bindi değil mi? X gün burada bir gün de burada. Pekala neymiş? 110 muymuş? Bir işler, dışlar çarpımı yapalım o zaman. 200 artı 100 x eşittir. 110 x artı 110 diyelim. Bunu bu tarafa at. 10x. Bunu bu tarafa at. Ne gelir? 90 mı? X neymiş? 9'muş. Yani şurası neymiş? 9 gün. E bir de birinci günü vardı bunun. Demek ki cevap neymiş? 9 artı 1'den 10 günlüğüne kiralamıştır Hasan bu arabayı. Devam edelim. Sağ tarafta geometri sorularını gördünüz. Geometri sorularını bir başka videoda çekeceğiz. 29. soruyla devam edelim. Yukarıda verilen veri grubunun aritmetik ortalaması 5'tir bir veri grubu var ve aritmetik ortalaması neymiş? 5'miş. Şimdi şu ekranı biraz yakınlaştırabilirsek. Evet. Şimdi veri grubunun ortalaması demiş. 5 olduğuna göre bunların hepsini toplayalım. Kaç tane x var? Öncelikle bak burada bir tane var. Değil mi? Burada bir tane var. Şurada iki tane var. Burada bir tane. Burada da bir tane var. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane x var. 6x. Toplamını bulalım. Sayı adetine böleceğiz. Neyi bulacağız? Aritmetik ortalamasını değil mi? 6x. Evet. Diğerlerine eksi 2 var 3 var toplam 1 4 ekle 5 6 ekle 11 ee, 2 ekle 13 ve 9 ekle 22 6x artı 22 Ben bunu sayı adedine böleceğim kaç tane sayı var bir tane burada virgülleri sayısak bir fazlası bize şeyi verir zaten 1 2 3 4 5 6 7 8 tane de sayı varmış o zaman değil mi Ortalaması neymiş 5 bir işler dışlar 6x artı 22 eşittir 40'tır diyebilir miyiz? Peki 6x ne olacaktır? 18. x kaçmış? x 3'müş arkadaşlar. x 3 ise ben şurada sayı veri grubunu tekrar oluşturuyorum. 3-2 1 3 artı 3 6 şurası ne? 4 değil mi? Şurası ne? 6 2 kere 3 6 3 artı 2 5 şurası ne? 3 burası ne? 9 toplamda 8 tane sayım vardı ve bana şu soruyu sormuş. Buna göre bu veri grubunun tepe değeri nedir? Sürekli şundan bahsediyoruz. Tepe değeri dediğimiz sayı var ya bu tepe değeri maksimum değer değil. Yani modudur tepe değeri. O veri grubunun modu. Mod neydi? En çok tekrar eden değil mi? Yani cevap neymiş? 3 tane 6 burada kendini tekrar ettiği için. Cevap 6'ymış diyebilirsin. 30. soru yine bir tablo vermiş bize. Tabloda 5 tane Türkiye'mizin güzel illerinden beş tanesini vermiş, 2017'li nüfuslarını vermiş, şunları e, ve yüz ölçümlerini vermiş ve bize demiş ki, tabloda verilen bilgiler doğrultusunda bir kilometre karede yaşayan kişi sayısına göre aşağıdaki sütun grafiği oluşturulmuştur. Sütun grafiği de şu şekilde ve sorduğu şey şu: metre kare başına en çok kişi sayısı düşen ikinci şehir ve dördüncü şehir hangileridir diye sormuş. Evet. Şimdi yukarı doğru tekrar bir çıkalım. Tablomuza bir bakalım. Hesaplamalar yapacağız bazı hesaplamalar. Bunlar neye göre yapacağız? E, nüfusu eğer kilometre kareye bölersek bize tüm bunların cevabını verecektir. Şimdi yaklaşık değerleriyle bölebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı bunlar? Yani e, biraz... Yani sorunun eğer bir soruluş amacı varsa, hani kolay bir yöntemi varsa ki yazar bunları düşünmüş olmalı. Eğer varsa bu yöntem kesinlikle bu yöntemle yapabilirsin ama il nüfusunu yüz ölçümüne böleceğiz. E hocam 329.779 sayısını ben sınav esnasında 3919'a mı böleceğim diye sorarsan da benim için haklısın. Şimdi tek tek yaparsak 329'u 3'e bölsek veya yaklaşık olarak 4'e bölsek hocam olur mu? Olur. Neden olmasın? 329'u yaklaşık olarak 4'e bölersen sanırım 82'li bir ifade gelir. Burada 1259'u 1259'u 9'a bölsek hocam olur mu? Neden olmasın? 1259'u hemen 9'a böleceksin ve diyeceksin ki işte bu da yaklaşık 130 küsürlü bir sayıdır. 138 diyelim, 139 olsun. Evet. Burada 5 milyon 150 bin 72 demiş ve 25 bin 437 demiş ya. Sen burada neyi neye böleceksin? 5 neye böleceksin? 25'e. Pekala böldüğümüz zaman ne gelecek? Bu da 200 küsürlü bir sayı gelir. 205, 206 gelir. Değil mi? 25, 150 evet. Sonrasında 2100, 2 milyon 108 .808 sayısında 41 bine bölecektik normalde. Sen burada neyi böleceksin? Şu son 3 tanesini iptal edip 2108'i 2108'i neye bölüyorsun arkadaşım? 41'e bölüyorsun ve bu da yaklaşık olarak ne gelir? İşte 5, 50, 51, 52 falan gelir herhalde. 51, 52 gibi bir şey diyelim. Fark eden bir şey yok çünkü birbirine yakın değerler gelmiyor. Ve son olarak da neyi neye böleceksin? 271'i 4'e ya da 4,5'a da bölebilirsin. 4'e böl. Ne gelir İşte o da yaklaşık 271, 4, 60 küsürlü bir sayı gelir. 60 küsür gelecek. Evet. Tüm bunları yaptıktan sonra demiş ki aşağı iniyoruz. En yüksek hangisi bu arada Ankara. Kilometre e, kare başına düşen kişi sayısı en yüksek Ankara'da. En düşük hangisi? E, 60 küsürle pardon 50 küsürle Konya. Bunlar olmayacak zaten cevap. En yüksek ikincisiyle değil değil mi? En yüksek ikincisine Samsun. En düşük ikincisi hangisi? En en düşük ikincisi de 51'den sonra olan Kırıkkale'dir. Yani senin cevabın Samsun. Ve Kırıkkale olacaktır. Bakalım böyle bir şey var mı ışıklarda? Samsun ve Kırıkkale olacaktır demiştik. Doğru cevap A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Diğer geometri kısmını bir sonraki videoda çözeceğiz. Abone olup arkadaşlarınıza önerip bildirimleri açmayı da unutmayınız. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.